Herkese merhaba. Bugün size çok sağlıklı, çok pahalı olmayan, çok besleyici, protein dolu ve inanılmaz güzel lezzetli bir tarif vereceğim. Tavuk köftesi. Önce içeriklerimize bakalım. Burada gördüğünüz gibi ben hepsini hazırladım. En önemli içeriğimiz tabii ki kasapta çektireceğiniz bir adet tavuk göğsü ve bir adet tavuk kalçası. Bunların derileri ayıklanmış olacak ve kasaba söylerseniz bunu sizin için çeker ve ete kıyasla çok daha ucuzdur bu. Bunun yanında diğer ihtiyaç duyacağımız malzemeler birer çay bardağı ince kıyılmış maydanoz ve taze soğan. Eğer maydanoz hoşunuza gitmiyorsa bunu koymak zorunda değilsiniz. Şahsen benim çok hoşuma gittiği için ekliyorum. 2 dilim tam tahıllı ekmek. Bunu kabuğunu soyun, ıslatın ve suyunu sıkın. Bunu köfte harcına koyacağız. Ve de birer çay kaşığı dolusu karabiber, kimyon ve tuz. Köftemizi hazırlarken, elimizde yoğururken elimize yapışmasın diye de biraz sıvı yağ. Şimdi yapılışını gösteriyorum size. Ben şimdi zaman kazanmak için yağ haricindeki bütün malzemeleri bir kaba boşalttım ve 2-3 dakika yoğurdum. Bu süre çok önemli değil. Bütün malzemeler iyice karışana kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Ve gördüğünüz gibi köfte harcımız şekillendirmeye hazır. Şimdi yapacağımız şey yağdan bir miktar alıp avucumuza sürmek. Çok fazla olmasına gerek yok. Bir miktar köfteyi büyüklüğü size bağlı. Ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Avucunuzu alın ve yuvarlak olarak şekillendirin. Bu kullandığımız yağ hem köftenin yağsız olarak pişmesini olarak verecek yanmaz tavada hem de tavaya yapışmamasını sağlayacak. Köfteyi şekillendirin ve tabağınıza koyun. Biraz daha yağ alacağım. Tekrar köfteyi alıyorum. Şekillendirmesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu işin eğlenceli kısmı. Bu şekilde harcımız bitene kadar köfteleri yapmaya devam ediyoruz. Köftelerimiz hazır. Ben orta ateşte her yüzü pişinceye kadar, yani her yüzünü aşağı yukarı 3-4 dakika pişirdim. Tamamen piştiğinden emin oldum ve köfteleri burada tabağa aldım. Gördüğünüz gibi ben bunları yeşillik ve domatesle servis ediyorum. Fakat isteğe bağlı olarak yoğurtla, bulgur pilavıyla veya işe veya okula gidiyorsanız bir tam tahıllı ekmek arasına sandviç olarak yaparak da servis edebilirsiniz. Ayrıca benim çok sevdiğim bir sos vardır. Onunla beraber köfteleri üzerine dökerek de servis edebilirsiniz. Bu sos için birkaç domatesi rendeleyin. Bir sos kabının içine koyun. Biraz salça ekleyin. Ezilmiş sarımsak koyun ve koyulaşıncaya kadar 5-10 dakika kaynatın. Sos koyulaştığı zaman servise hazırdır. Köftelerin üzerine dökerek afiyetle yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.